Timur Yıldırım'ı hakikaten kafese kapatıp dolaştırdım. Hayır, kafese kapatıp dolaştırmadı. Bu nereden benim çıktı peki? Son kararım. Nereden çıktı bu laf? Hocam, o tartışma konusu hocam. Tartışma konusu. Yani tabii herkesin bu konuda pek çok görüşü var. Ben de bu konularda kaynakları okumuş bir insan olarak şunu söylüyorum. Tabii ki bunun karşısında başka şeyler de söylenebilir. Ona da açığız. Fakat Timur böyle bir şeyi yapacak bir adam değil. Bir. Bu temenni mi, bilgi mi? Bilgi. Yani Timur'u ben tanıyorum. Kaynaklardan tanıyorum. Kaynaklardan tanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim... Hocam rüyalarımıza giriyor artık. Ben, yani öyle benim, değil mi? Ben saraylardan çalıştığım saraylara benim sarayım diye evet, bahsediyorum. Eviniz gibi değil mi hocam? Ha, onun gibi. Yani kaynaklardan o kadar çok okuduk ki işte böyle oluyor. Tanıyoruz artık, rüyalarımıza giriyor. Konuşuyoruz zaman yeah. zaman Timur'la. Hocam tabii. Kötü bunlar. Sorduğum sorulara yok, cevap yok. Vermiyor yalnız yok, işte. Yani yok, çözemiyorum. Çok, cevap vermiyor değil mi? Çok evet, güzel sorduğum bunlar. Sorduğum sorulara cevap alabilsem i̇şte belki pek bunu... çok muammayı çözeceğim. Şeyle. Erol Sayan'a müracaat edelim. Doğru. Erol Sayan konuşuruz. Timur'un ruhunu çağırır. Timur'u çağırır seni. Evet yaptınız burada program. Öyle bir program yapın, beni de çağırın. Timur'u çağırır. Bunu televizyonda yapamayız. Ama evde yaparız. Bugün. Tamam Erol yapalım. Erol abi bırakmış ama. Ha? Erol abi bırakmış. Evet yapar. Evet sonra. Ne anlatıyorduk? Allah. Murat Timur'la konuşuyordum. Tahterevan hikayesini. Ha, evet. O şeyi söyleyelim de sen devam et Güneş. Fuat Köprülü'yle Mükrim'in Halil İnanç arasında bu konu çok büyük tartışma konusu olmuş. Evet. Şu kafes meselesi. Kafes var mı yok mu? Kafes olayı bir Arapçadaki kelime karmaşasından da belki farklı şekillerde Osmanlı kaynaklarına intikal etti. İntikal etti. Mesela o devrin Timurlu kaynaklarında, Memlük kaynaklarında böyle bir şey yok. Sadece Yıldırım Beyazıt'ın çok büyük bir ruhsal çöküntü yaşıyor. Daha sonra ölüyor zaten. Mağdur, yani mağdur. Stresten, sıkıntıdan mağdur. Bu çok ağır geliyor Yıldırım mağdur. Beyazıt'a. Bunu kaldıramıyor. Çok da normal karşılıyorum ben bunu. Empati yapmak tabii çok zor ama birazcık anlamaya çalışıyoruz. Ve Yıldırım Beyazıt'a gerçekten kötü davranmıyor Timur. Ve o anlatılan hikayeler işte şu resimde gösterilen ondan sonra eşlerine yani yaptığı Beyazıt'la şeyler. Bir batı tablosu. Timur'un karşılaşmasını hayali bir tablo kesinlikle. Ve Yıldırım Beyazıt'ı yanında götürüyor, bırakmıyor tabii gittiği yerlere. Hmm. Ve o zaman Tahtirevan'da taşınıyor Yıldırım Beyazıt. Ve onu işte kelimeler kayma göstererek biraz da bunu böyle olduğunu hayal etmek isteyenler vardı belki. Kafes şekline dönüşüyor. Ama ben bu kafes hikayesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şey hocam söyleyeyim. Sormuşlar sana bir soru var. Bir seyircimiz soruyor. Merhum Kol General Ömer Halis Bıyıktay'ın evet. Timur Tarihi Zafernameyi Fasra'dan tercüme ettiği söyleniyor. Hiçbir yerde yok. Zafernamenin Nizamettin... İki tane var, birisi çıktı. Nizamettin Şami yayınlandı. Tabii. Onun çevirisi çıktı. Tarih kurumundan çıktı. Tarih kurumundan çıktı. Şey, Necati Lugal mıydı? Sanmıyorum. Necati Lugal. Bir dakika, Nizamettin Şami'nin Necati Lugal'in de eski baskıları zaten. Tam eskiden çıktı ya. Öbürü Yezdi çevrilmedi. Sonra o tekrar tarih kurumundan basıldı zaten. Basıldı, yeni baskıları var onun. Ha, Şerefettin Yazdi'nin ki vardı, Yezdi'nin ki o... Zafername. Benim bildiğim kadarıyla o tercüme yapılırken çok önemli bir profesör... Bunun dili bozuktur diye bir ihbar mektubu yazmış. Tarih kurumuna Ömer Halis'in tercümesine mi? Bilmiyorum işte ama bir Zafername Nizamettin Şami'nin tam yayınlanacağı sırada iki kitap hakkında hatta. Biri Nizamettin Şami Zafername, biri de Hondmir'in Habib-i Siyer. Şöyle bir şey. Tercüme edilmiş, tam basılıyormuş fakat çok önemli bir profesör bu tercüme yanlıştır demiş. Ve kontrol ediyorlar. O hocanın haklılık dediği doğruymuş. Sonra ama başkalarına verilmiştir. Benim dediğim 1940'lı yıllar. Şimdi böyle Erhan Bey daha iyi bilirler. Yüksek kurum üyesi olduğu için. Tarih kurumunda böyle çevrilmiş şu an depoda bekleyen pek çok kaynak var biliyor musunuz? Biliyorum. Mesela Makrizi'nin Kitab-ı Suluk'u bile aynı bu hikaye Murat Bey.
Kitab-ı Suluk çevrilmiş. O da mı ihbar edilmiş? Ben gördüm gözlerimle. İhbar mı edilmiş? İhbar değil de çeviri yeterli bulunmadığı için sanırım ki bana göre de bir miktar sonra baktım eksiklikler vardı. Şey, hala basılmadı. Orada depoda duruyor. İşte onların bakın, bir kısmı Ali Hoca zamanında dağıtıldı biliyorsun. Mesela Erhan, Tarih Alem Araya. Kitab-ı Suluk'u bilmiyorum. Evet İsmail Aka Hoca Erhan, Habib çok Siyer, uzun süre çalıştı. Ve Cihan Güşah tercümelerini Cihan Güşah da aynı şekilde olmuş. Durdurulmuş. Yeniden tercüme ettirilmiş. O tercüme Cihan Güşah'ın ki bende vardı. Hoca şeysi, mı çevirmişti? Abdülbaki Hoca çevirmiş sonra. Fakat kurum basmamış. Ali abi, Ali Birinci'ye, Profesör Ali Birinci'ye vermiştim o zaman. Fakat hala çıkmış. İşte onlar bir lütuf buyur. Yani yüksek kurulu 150 civarında. Aslında onların hepsiyle bir komisyon, bir ekip i̇şte kurulup bu konunun uzmanları tarafından o eserler incelenip basılabilecek olanları i̇şte öyle, belki biraz bir ilgiyle dağıtıldı, bir kısmı, bu çok büyük bir hizmet döndü, olur. Bir kısmı döndü. Mesela şey basıldı bak geçenlerde. Halil İnalcı'nın zamanında yaptığı iki tane tercüme basıldı. Bir Bozkır İmparatorluğu, öbürü şey Rico'nun bu Türklerin ne güzel. Halihazır, Osmanlı'nın halihazırdaki durumu diye. Halil Hoca çevirmiş. Ve, ama tabii şöyle mesela Halil Hoca çevirmiş ama Halil Hoca Arap harfleriyle çevirmiş o dönemde. Ne anlamadım? Ne? Arap harfleriyle çevirmiş. Yani Osmanlı Türkçesiyle çevirmiş. Tabii Osmanlıca yazmış. Eski Türkçe de eski Türkçe. Ya. Yani çünkü yok, Arap harfleri değil. Aynı şey. Ha yani işte o mesela onlar filan bir elden geçiyor. Mesela onu öyle, da siz Latin harfleriyle çevirir yazdınız. İşte o yapıldı yayınlandı mesela. Şimdi şey, efendim ben de ben de orada o kadar değerli şeyler gördüm ki tarih kurumu arşivinde gerçekten bir daha ele geçmeyecek, bir daha toplanamayacak bilgileri ihtiva eder. Fotoğraflar, raporlar, kitabeler, raporlar. Yani bir hazine saklıyorsunuz orada. İnanılmaz ve bunların bir an önce yayınlanması lazım. Kesinlikle. Şimdi bunların yayınlanması o kadar kolay değil. Tabii, ben de onu biliyorum. Tabii doğru. Ama o şeyler, o kaynaklar bir daha ele geçmez ve onların yayınlanması ve bilim dünyasına faydasına açılması lazım. Bu onları kullanarak genç bilim adamları çok daha ileri bir şeyler yapabilirler. Yani tarih kurumu her zaman mükemmel, ellerine gelen, mükemmel basılmaya hazır şeyler yanında bu önemli olan ama üzerinde durulması gereken şeyler için sizin dediğiniz gibi komisyonlar kurmalı. Hocam oraya söyleyin, yüksek kurul üyesi. Yüksek kurul üyesi canım, ben de ona söylüyorum. Öbür duyanlara söylüyorum. Bunların bu daha gençler eksiklerini tamamlasınlar, düzeltmelerini yapsınlar ve bunlar basılsın. Hocam, bu çok bakın, önemli. Erhan biraz önce söyledi. Ama söylediğim kitabeler var, okunmuş kitabeler. Bazıları tamamen bu kitabeler kayboldu. Yok artık. Yok. Sadece fotoğrafları var. Bunlar çok değerli. Bunların başına bir şey gelse bunlar ne kadar? Bunlar fevkalade facia önemli. Facia hocam. Evet, ve Erhan biraz önce söyledi. Tarih-i Alem-i Arai İsmail Aka hocam benim hocamdır Ege Üniversitesi'nden. Çok emek harcadı. Ben şahidim. Yani hocanın bu kadar böyle bunaldığını ben çok ama sıkılıyorum. Ama 6 cilt böyle kütük gibi. 6 cilt. Ben onu yaşadım kendisiyle birlikte. Hocam bu dediğin tarih neden bahseder? Hangi dönem? Kimle ilgili? Ya Safavi tarihi bu. Herkes biliyor. Yani İran'da 17. yüzyılın başlarında Osmanlı'yla İran münasebetlerini anlatıyor. Şimdi burada tabii şeyi soruyorlar. Timur'un yanında meşruiyet amaçlı Moğol soyundan birini bulundurmuş mudur? Evet. Evet, evet, doğru. Neden bulunduruyor? Cengiz soyundan gelen bir kukla han. Bir an. Kukla. Evet, kukla han. Ve Ankara, paraları da onun adına bastırıyor Murat. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i esir eden de odur efendim. Timur'un fermanları Sultan Mahmud Han yarlığından diye şey oluyor. Zaten kendi de Emir Timur. Emir Timur. Tabii Emir Timur unvanını kullanıyor ve açalım Emir Timur. Yani şöyle diyelim. Mesela Yıldırım Beyazıt Sultan Yıldırım. İlk defa Sultan unvanını kullanan Yıldırım Beyazıt. Sultan Yıldırım Beyazıt. Onu yenen Timur Sultan Hakan Kaan unvanını kullanmıyor. Ve Kazagan'ın Emir Kazagan'ın torunuyla Hüseyin'in
kız kardeşiyle evleniyor. Kimdir hocam? Evlendikten sonra da Moğol hanedanında. Moğol hanedanında Küregen lakabını alıyor biliyorsunuz. Küregen ne Han demek? Güveysi damat. Demek. Damat. Han damadı demek. Ve bununla bir meşruiyet sağlıyor Timur.